Merhaba gençler. Vakit kaybetmeden fonksiyonları hatırlamaya başlayalım. Bir fonksiyon örneğiyle başlayalım ve fonksiyon nedir oradan anlamaya çalışalım. Diyelim ki f(x) 2x eksi 1 olsun. Şimdi fonksiyonumuzun bir adı var. Bu f fonksiyonu. Fonksiyonumun yine bir değişkeni var. Değişkenimiz x ve de fonksiyonun bir tanımı var. Tanımı da fonksiyonu ne şekilde kullanacağımızı gösteriyor. Bu fonksiyona ben herhangi bir x değeri verirsem, bu 1 olabilir, 2 olabilir, efendim 10.000 olabilir veyahut da 3.78 de olabilir. Herhangi bir x değeri verdiğimde bu fonksiyona, x yerine bu sayılardan herhangi birini veya başka bir sayıyı koyduğumda bana bir y değeri veren fonksiyondur. Bunu bu şekilde de yazabilirsiniz. Bu yine aynı şeyi ifade eder. X'e herhangi bir değer verdiğinizde size bir y değeri verir fonksiyon. Örneğimizin grafiğini inceleyelim isterseniz. Bu örnekteki fonksiyonumuz lineer bir fonksiyon. Lineerden kastım değişkenimizin üssü 1, x kare, x küp tarzı değişkenler yok fonksiyonumda. Lineer fonksiyonların çizimi kolay. Lineer fonksiyonlar bildiğiniz gibi bu genel formüle uyarlar. Mx artı b denir. Hatta bunu ben kırmızı içine alayım. Sık sık kullanacağımız bir formüldür. Ne demek istiyor bu formül? Bu formül diyor ki senin bir fonksiyonun varsa, lineer bir fonksiyonun varsa x'in önündeki katsayı sana eğimi verir ve de sabit sayıda, fonksiyondaki sabit sayıda sana y eksenini kestiği, fonksiyonun y eksenini kestiği noktayı gösterir. Bu örneği grafikte göstererek inceleyelim. Ne demek istiyor? X eksenimiz olsun, y eksenimiz olsun. Değerlerini koyalım üzerine. Evet, grafiğimiz. Şimdi dedik ki bu sabit sayı, fonksiyonumuzdaki sabit rakam bize y eksenini, fonksiyonun y eksenini kestiği noktayı belirtir. Burada rakamım eksi 1. Demek ki neymiş? Y eksenini, fonksiyonumun kestiği nokta eksi 1'miş. Bunu başka bir renk yapalım, daha rahat görelim. Şu noktada geçecek benim fonksiyonum. Ondan sonra dedik ki x'in katsayısı da eğimi verir. İsterseniz çabucak bir açıklayayım neden bu benim y kesenimi veriyor. Çünkü y ekseninde x değeri kaçtır? X değeri 1 midir y ekseninde? Hayır, x değeri tam 0'dır y ekseni üzerindeyken. Ve ben x'e genel formülümde 0 verdiğimde 0 çarpı herhangi bir sayıda 0 olacağından buranın tamamı 0 olacaktır. Ve geriye sadece bu sabit rakam kalacaktır. O yüzden benim x'im 0 iken y'yi bana, bu b bana y'yi direkt verir. Eğim nedir peki? Bir fonksiyonun eğimi nedir? Bir fonksiyonun eğimi dikey değişiminin yatay değişimine oranıdır. İki nokta arasında, herhangi iki nokta arasındaki dikey değişimin yatay değişime oranı sana, bize fonksiyonumuzun eğimini verir. Dikey değişimi, burası y ekseni, burası x ekseni yine. Dikey değişimi iki noktanın y değerleri arasındaki fark olarak belirtebiliriz. Buradaki noktanın y değeri eksi şuradaki noktanın y değeri, yani buraya denk gelecektir. Bize bu uzunluğu verir farkını alırsak. Aynı şekilde burası da x2 noktamız, burası da x1 noktamız olsun. Şu uzunluğu yatay değişimi bulmak istiyorsak da biz x2 eksi x1 şeklinde bu uzunluğu bulabiliriz. Ve eğim de dedik, dikey değişimin yatay değişime oranıdır dedik. Dolayısıyla eğim de budur arkadaşlar. Bu şu şekilde de gösterilir bazen.
delta y bölü delta x şeklinde de yazılır. Delta değişim demektir. Evet, bizim fonksiyonumuza geri dönelim. Kendi fonksiyonumuza geri dönelim. Dedik ki y'yi eksi 1'de keser formülden dolayı. Ve de m de eğimdi dedik, x'in katsayısı. Bizim fonksiyonumuzda x'in katsayısı 2. Demek ki benim eğimim 2. Demek ki benim y'deki değişimimin x'teki değişime oranı 2. Bu da demektir ki x 1 değiştiğinde y 2 değişmekte. Çünkü bu benim fonksiyonumda m 2, yani 2 bölü 1. Bu demektir ki y 2 değişiyor x 1 değiştiğinde. Evet, bakalım. Demektir ki x 1 artıp 1 noktasına geldiğinde y 2 artacak ve 0'a değil artı 1'e gelecek. Tekrar x 1 arttığında y 2 artacak ve 2'yi atlayıp 3'e gelecek. Tekrar x 1 artıp 3'e geldiğinde y 2 artacak, 4'e atlayıp 5'e gelecek. Ve bu da demektir ki, benim aşağı doğru da gidelim bir tane isterseniz. Bu tarafa doğru giderken de x azaldığından, x 1 azaldığında y 2 azalacak. Orantıyı doğru tutmak için x 1 azaldığında y 2 azalıp eksi 3 noktasına gelecek. Dolayısıyla benim fonksiyonum, düz çizgi çizmeyi pek becerebilen bir insan değilimdir, özür diliyorum. Şöyle bir fonksiyon olacak. Evet, grafiğimiz de böyle. Eğime bakacak olursak herhangi iki noktada, ben şu noktayı alayım mesela, bu noktayı alayım, sağlamasını yapalım olalım. Başka bir renkle yapalım sağlamayı. Bu nokta ve şu nokta arasındaki eğime bakayım ben. Tutacak mı benim fonksiyonumdaki eğimi? Oradan bulduğumuza göre tutacak kesin. Nokta belirtirken önce x değeri, sonra y değeri yazılır fonksiyonlarda, grafiklerde. X değeri bu noktanın 2'dir. Y değeri de 3'tür dersek, ki öyle midir? Herhalde öyledir. Neyse. 2 virgül 3 noktası şeklinde bu nokta belirtilir. Bu noktada 1'e 1 noktasıdır. 1 virgül 1 şeklinde belirtilir. Şimdi eğime bakıyorum. Eğim ne dedik? Y'deki değişim bölü X'teki değişim dedik. Bu X değeri, bu Y değeri, bu X değeri, bu Y değeri. Y'deki değişim ne? 1'den 3'e gelmişiz. Artı 2, 2 artış var. X'teki değişim ne? 1'den 2'ye gelmişiz. 1 artış var. Ve dolayısıyla eğimimi buradan da tekrar bulmuş olduk. Lineer fonksiyonlarda arkadaşlar, x'in önündeki katsayı bize eğimi veriyor. Ve de sabit sayıda, fonksiyonun sonundaki sabit sayıda bize y kesenini veriyor. Fonksiyonumuzun y eksenine kestiği noktayı belirtiyor. Evet arkadaşlar, dedik ki bir fonksiyon dedik, herhangi bir x değeri verildiğinde size karşıt bir y değeri çıkartan formüldür diyelim. Burası biraz önemli. Bir x değeri verildiğinde size geriye, diyelim ki y eşittir 4x kare eksi 3x bölü 5 artı kök x diyelim. Böyle bir fonksiyonumuz var diyelim, garip bir fonksiyon. Siz x'e herhangi bir değer verdiğinizde sonuç olarak yalnız ve yalnız bu olmasın burada. Bu kadar olsun. Sadece tek y değeri bulursunuz. Bu da şu şekilde açık ifade edilebilir. Diyelim ki benim böyle bir fonksiyonum var. Şöyle bir grafiği var fonksiyonumun. Şu kurala göre, bir x değeri verildiğinde bir y değeri verilir kuralına göre, ben herhangi bir x değeri seçtiğimde bu grafik üzerinde, herhangi bir yerde olabilir, şu nokta olabilir, bu nokta olabilir, bu nokta olabilir. Yani herhangi bir x noktası seçtiğimde bu x noktasını benim fonksiyonum sadece bir kez kesebilir arkadaşlar. İki kez kesemez. Eğer şeklimiz benim herhangi bir x noktasındaki doğruyu iki kez kesiyorsa bu bir fonksiyon değildir. Mesela örnek verelim. Şöyle bir grafik olsun karşımızda. Bu herhangi bir fonksiyonun grafiği midir diye sorulduğunda, hayır, bu bir fonksiyon olamaz. Çünkü
x ekseninde çizilen bir doğruyu, dik bir doğruyu bu fonksiyon iki kez kesmektedir. Dolayısıyla da bu fonksiyon olamaz. Bu ne olabilir? Biz bunu görüyoruz, böyle şeyler var diyorsanız, bu iki fonksiyonun aynı grafikte ifadesi olabilir. Bu mesela kök x'in grafiğidir, kök x fonksiyonunun grafiğidir. Şu da aynı şekilde simetrik eksi kök x fonksiyonunun grafiğidir. İki grafik vardır burada. Bu bir fonksiyon olamaz. Bunu size sorarlarsa bu bir fonksiyon mudur diye, hayır değildir. Çünkü herhangi bir x noktasından çizilen doğruyu iki kez kesmektedir, mümkün değildir diye cevap verebilirsiniz. Bazen fonksiyonlar şartlı şekilde de ifade edilebilirler. Mesela az önceki örnekte olduğu gibi değil de ona benzer bir şekilde. Diyelim ki benim fonksiyonumun grafiği şu şekilde gözüküyor. Şimdi bu fonksiyonda, bu grafikte x0 noktasına kadar bir kurala uyulmuş. Bu şekilde ilerlenmiş. Ama x0 noktasına gelindiğinde bu kural bir şekilde değişmiş ve başka bir şey olmaya başlamış. Bunu bana ifade eder misin diye sorarsanız, o zaman benim fonksiyonumun tanımı şu şekilde olmalıdır. Bir kere tek bir şekilde tanımlayamam ben bu fonksiyonu. İki şartla tanımlayacağım. Şartlarımdan bir tanesi x0'dan küçük olduğu zaman, diğeri de x0'dan büyük olduğu zaman. Çünkü farklı olaylar olmakta bu durumlarda. Hatta şu noktada da buraya uysun, buna eşittir de koyalım. X0 iken de gerek de yok ama neyse dursun. Şimdiki x0'dan küçükken ne olmakta? Fonksiyonum azalan bir fonksiyon. Gördüğünüz gibi şunu tanımlamak gayet kolay zaten. Bunun açısına 45 derece dersek biz buraya, ki onu demeyelim hatta. Biz bunu direkt tanımlayalım. Diyelim ki bu fonksiyon x fonksiyonudur. Y eşittir x'tir. X arttıkça y de ona doğru orantılı olarak artar. X 1 artarsa y de 1 artar yani. Bu da onun tersi azalan fonksiyonudur. Gerisini çizecek olursak bunu anlamak daha kolay olur. Bu da eksi x fonksiyonudur. X arttıkça y azalır. Yani tersi oranda hareket eder. Dolayısıyla fonksiyonumuzu tanımlamaya devam edelim. Dedik ki sıfırdan küçükken şudur dedik. Bu da eksi x fonksiyonudur. X0'dan küçükken eksi x fonksiyonudur fonksiyonumuz. X0'dan büyükken x fonksiyonudur. Bu kurallara uyar. Dolayısıyla ben bu şekilde bir fonksiyonu şöyle iki aşamada, hatta üç aşamada, dört aşamada da tanımlayabilirim. Farklı özellikler gösteriyorsa benim fonksiyonum. Fonksiyonları arkadaşlar pek söylemeye bile gerek yok ama toplayabiliriz. Farklarını alabiliriz aynı şekilde. Çarpabiliriz. Ve de böyle de biliriz. Aynı aritmetik kullanarak yaparız bunları. Hiçbir zorluğu yoktur. Tek gerekli olan verilen fonksiyonları gerekli yerlere koymaktır. Diyelim ki bu, demeyelim hatta, bu böyledir. F of x artı g of x'e eşittir bu. Bu f of x eksi g of x'e eşittir. Ve zamanınızı almayacağım. Bu böyle devam eder. Şuna çabucak hemen bir örnek verelim. Benim fx fonksiyonum 3x artı 2 ise gx fonksiyonumda x şeklinde verilmişse, f artı gx fonksiyonum f of x fonksiyonunun g of x fonksiyona eklenmesinden farklı bir şey değildir. Dolayısıyla ben bu iki fonksiyonu toplarım. 3x artı 2 artı x size 4x artı 2'yi verecektir. Buralarda da aynı şey şekilde gerçekleşir. Bu, isterseniz farkı atlayalım. Çarpımı da yapalım aynı örnekle. F of x çarpı g of x olacaktır. F of x'e 3x artı 2 dedik. Bunu x ile çarparsak 3x kare
artı 2x olacaktır. Bu fonksiyonların çarpımının sonucu. Bir farklı olay fonksiyonlarda, fonksiyonların toplanıp, çıkarılıp, çarpılıp, bölünebildiği gibi fonksiyonlar aynı zamanda birbirleriyle işleme de sokulabilirler. Karşınıza şöyle bir soru çıkabilir. Böyle bir soru çıkması için önce tabii fonksiyonların tanımlanması lazım. Diyelim ki yine f of x fonksiyonumuz kök x olsun bu sefer. Ve de g of x fonksiyonumuz da 2x artı 5 olsun. Şimdi bu ne demektir? F işlem g of x. Bu demektir ki şu şekilde de yazılır. F'i dışarı al. Önce yazılanı önce yazıyoruz yine. İçeride de gx var. Evet, bunu takip edelim ne demek istediğini. F'i yazalım. G of x görüyorum ben burada. G of x'imiz tanımlanmış. Hemen tanımıyla yer değiştirelim. 2x artı 5 yazalım g of x yerine. Şimdi karşımda duran soru biraz daha kolay bir soru. F 2x artı 5'i soruyor. Fx kök x şeklinde tanımlanmıştı. F 2x artı 5'te x gördüğüm yere 2x artı 5 yazarak bulurum. Kök içinde x yerine sadece 2x artı 5 yazıp sonuca ulaşırım. Bu f işlem g x'tir arkadaşlar. Peki şimdi bir de g işlem g işlem f x'e bakalım. Bakalım aynı sonucumu verecek bize. Şimdi demin yaptığımın biraz tersini yapacağım. G bu sefer dışarıda olacak. X içeride olacak. Hemen yerine koyalım f of x'i. F x kök x'ti. Demek ki bana lazım olan buymuş. G x fonksiyonuma bakıyorum. Bana şunu söylediği, içeride x gördüğün yeri kök x ile değiştir. İçeride x şurada var. Bunu ben kök x ile değiştireceğim. O zaman sonucum 2 kök x artı 5 olacak. Ve gördüğünüz gibi f işlem g ve g işlem f aynı sonucu vermez arkadaşlar. Bu yüzden bunların sırasına dikkat etmek gerekir sorulduğu zamanlarda. Bu sadece iki işlemle sınırlanmak zorunda da değil. Bunu da bulabilirsiniz siz sorulursa. Tekrar bir f daha koyup hatta bir fonksiyon daha ekleyip bir de h fonksiyonu koyabilirsiniz buraya. Bu ne demektir? Yine aynı sırayla yazman gerektiği anlamına gelir. Önce h, x tabi bir de fonksiyonun değişkeni olmak zorunda. Önce eniştekini yerine koyarsınız. Ondan sonra ona göre bir dışarıdakini, bir dışarıdakini derken zincirleme sonuca ulaşabilirsiniz. Bu şekil bir soruyu örneklendirmek biraz zaman alacaktır. Tahmin ediyorum şu işlemin aynısını uygulayarak bu tarz bir sorunun da sonucuna varabilirsiniz. O yüzden ben şimdilik atlıyorum. Eğer çözmemi isterseniz yorumlar kısmına isteğinizi belirtin ve bir tane de daha karışık bir örnek çözeriz. Videomuz uzamadan şimdilik son bulsun ve bir sonraki videoda tekrar görüşelim arkadaşlar. İyi günler.